Baştan itibaren faktöriyelleri yazacak olursak 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120. Şimdi kural olarak 1, 2 ve 1, 5 çarpılırsa 10 yapar. Dolayısıyla 10 ile çarpmak demek sona bir sıfır atmak demektir. 5 faktöriyelin içerisinde hem 2 hem de 5 olduğu için burada bir sıfır geldi. Bundan sonra gelecek bütün faktöriyellerde en az 1, 2, 1 de 5 çarpılacağından dolayı sıfır vardır. Yani buradan birler basamağındaki rakama bu sıfırların etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla buraya baktığımızda 24, 6 daha 30, 32, 33. Buradaki toplam 33 yapacağından birler basamağı 3 olacaktır. 5 faktöriyel dahil 1000 faktöriyle kadar olan ifadelerin değerlerinin birler basamağı bu sonucu etkilemez. B şıkkına geldiğimizde yine benzer bir mantık uygulayacağız. 2 faktöriyel 2'dir. 4 faktöriyel 24'tür. 6 faktöriyelden itibaren zaten 5 faktöriyelde bir sonda sıfır var demiştik. 5'ten sonrakiler 6 faktöriyel dahil 100 faktöriyle kadar hep sonda sıfır olduğu için 5'in katı olduğu için içinde 5 çarpanı bulunduğu için buradan kalanlar hep sıfır olacaktır. 24 2 daha 26 yapar. Bunun 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Dolayısıyla A şıkkının sonucu 3, B şıkkının da sonucu 1 olacaktır.